Değerli misafirler, değerli konuklar, bizi ekranları başında izleyen tüm izleyenler, harika bir akşamdan, harika bir atmosferden, harika bir manzaradan sizlere merhabalar, kalpten, içten merhabalar. Hepinizle buluştuğumuz için, bugün burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Geçtiğimiz günlerde bir söz vermiştik size. Demiştik ki harika bir gösterimiz olacak ve bu gösterimizin tüm görüntülerini size mutlaka ve mutlaka ulaştıracağız demiştik. Şimdi o gün bugün size ulaştırmaya geldik. Geçen gün gökyüzünde 300-350 metre irtifada hamle rüzgarlar nedeniyle aslında drone operatörlerimizin yapabiliriz, deneyebiliriz dediği fakat bizlerin ve tüm Hyundai yönetiminin güvenlik her şeyden önemli, her şeyden önce bunu riske atmayalım dedikleri için ertelediğimiz bugün sizlerle harika bir atmosferde yine İstanbul'un inanılmaz bir manzarasında beraberiz efendim. Birazdan bu gökyüzüne yeni Tucson'un hikayesini yazacağız. Işığıyla fark yaratanların hikayesini gökyüzünde göstereceğiz. Size teknolojinin, yeniliğin, yepyeni bir yolculuğun hikayesini anlatacağız. Tekrar ve tekrar hepiniz hoş geldiniz efendim. Şimdi bu özel gün için, bu özel atmosfer için gerçekten ışığın müziğini yapmayı deneyen, bununla birlikte yaklaşık 2-2,5 aydır çok ciddi çaba sarf eden birini bizim şu an göremeyeceğimiz, duyamayacağımız ama hissedebileceğimiz alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Büyük alkışlarınızla İskender Paydaş geliyor. Abi hoş geldin sahneye. Hoş bulduk. Eyvallah, hoş geldin. Ya şöyle, dediler ki İskender Paydaş ışığın müziğini yapmayı deniyor. Dedim ki artık neyi yapacak acaba ya? Daha neyi yapmayacak? Her şeyin müziğini yaptı. Zor oldu mu? Nasıl geçti ışığın müziğini yapmak, denemek? Senin için nasıl bir yolculuktu? Işığın müziğini yaparken bir ışığa bakıp onun müziğini yapmadım aslında. Bir hayal kurdum. O hayalde de ışık en ön plandaydı. Yeni Hyundai Tucson'un hayaliydi bu. Çünkü gerçeğini daha görmemiştim. Hayal ederek yaptım. Süper. Beni en etkileyen yanlarından biri de onun yeni ışığıydı. Yeni tasarım ışığıydı. Sonra tabii kendisiyle karşılaşınca evet, biz de karşı... doğru hayal kurduğumu ve güzel, doğru bir müzik yaptığımı inandım. Çalmamızı istersen tabii. Bu akşam ışığın müziği Tucson severlerle, Hyundai severlerle hatta tüm Türkiye ile buluşacak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni ışığın müziği için yerine alacağım müsaadenle. Söylemek istediğim şey var mı? Tabii orkestra arkadaşlarımızla gayet güzel hazırlandık. Tüm orkestraya da tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçiyorum ben. O zaman mikrofonunu alayım. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Buyurun efendim. İskender Paydaş'ı en sevdiği, en olmak istediği yere doğru yolcu etmişken. Şimdi yine aslında biz burada konuşuyoruz. Geçen sefer de konuştuk, anlattık. Biz arabayı deneyimleri insanlar olarak ama... Şimdi büyük alkışlarınızla bu ürünün bizlere ulaşmasını sağlayan Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel büyük alkışlarınızla geliyor efendim sahneye. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seninle olmak harika sahnede. Gerçekten. Çünkü gerçekten çok doğal akıyorsun yani. Sağ ol, sen çok doğalsın. Eyvallah. Şimdi bizi izleyenler senden yine bir mesaj bekliyorlar. Buyur evet. Abi mikrofon kamera sende. Çok teşekkürler. Eyvallah. Öncelikli olarak gerçekten çok güzel bir akşam. Hava çok güzel. İstanbul'un en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Kız Kulesi'ne karşı. Bugün muhteşem bir şov yapacağız birlikte. Aynen. Aslında yarım kalan bir hikayemizi tamamlayacağız. Söz verdiğimiz evet. Şekilde. Gerçekten çok özel bir gün bizim için. Umarım çok güzel bir şovla bugünü tamamlarız. İstanbul'u aydınlatırız birlikte. Bence kesin öyle olacak. Ben şimdi sahneden indiğimde bir oyuncu, bir MC olarak genelde buna benzer etkinliklerde indiğimde geçen sefer yaşadığımızda sen bana indiğimizde dedin ki bu iş yarım kalmayacak. Bu işi yapacağız. Gökyüzüne çıkacağız dedin. Evet. Ben önce tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum sana. Ben de senin yüreğine teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sen de bana dedin ki merak etme biz kaldığımız noktadan devam ederiz. Biz bu işi bitiririz. Evet bugün buradayız. İnşallah çok güzel bir şovla bu işi tamamlayacağız. Süper. Biz bu süreci yaşarken siz galiba geçen hafta lansmanı yaptınız ve basın evet. Lansmanı
Herkese aracı anlattınız. Evet. Nasıl ilk tepkiler? Ne diyorlar? Biz geçen hafta Cuma günü lansmanımızı yaptık. Muhteşem bir, güzel bir lansman gerçekleştirdik. Tabii lansman sonrasında müşterilerimizden, basından, özellikle basındaki arkadaşlarımızdan o günden bugüne kadar çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Bu da bizi ciddi anlamda memnun ediyor. Aslında Tucson gerçekten başarılı bir modelimiz. Bundan 17 yıl önce satışa sunuldu Tucson dünyada. O günden bugüne kadar 7 milyon adet sattık. İnanabiliyor musun? İnanılmaz bir rakam. 7 milyon bir. 7 milyon bir. Evet ve yaklaşık 17 yıllık süreçte Hyundai satış performansını hep artırarak devam etti. Türkiye'de de 2004 yılında satışa başladık Hyundai ve o günden bugüne kadar son 5 yılda özellikle ciddi bir performans gösterdi Tucson. Geçen sene her sattığımız iki modelden bir tanesi Tucson oldu. Süper. Ve geniş bir hayran kitlesi var Tucson'un Türkiye'de. Aslında bu övgüyü de hak ediyor yani. Evet, kesinlikle. Bir şey soracağım. Sen de kullandın. Evet, ben de kullandım. Ben bayıldım. Yani ben, eşim, hepimiz çok bayıldık gerçekten. Yani bütün özelliklerini ama bir şey soracağım. Şimdi sen Hyundai Türkiye Genel Müdürüsün. Evet. Ben şimdi tamam biz beğendik. İşte İskender abi kullandı. O dedi ki tamam harika ben müziğine baktım dedi ama sen direksiyona oturdun. Şimdi genel müdür değil, kullanıcı olarak ne gördün, ne yaşadın bir anlat. Hep şey derler ya, kuzguna yavrusu hep güzel gözükür. Evet. Şimdi böyle bir reklam yapmayacağım. Şunu Süper. Söyleyeceğim, ben çok eski bir Tucson kullanıcısıyım. Ve bir haftadır da Tucson'u deniyorum. Özellikle Tucson'un en çok dikkat çeken tarafı parametrik dinamik ön led farları, gündüz led farları. Sen de biliyorsun, sen de bundan 3 ay önce bu hikayeyi yazmaya başladık. Aynen, aynen. Ve ne dedik? Bu farlardan yola çıktık ve ışığımıza fark yaratacağız dedik. Asıl hikayemiz oradaki farlarda başladı ve bugünlere geldik. Artık ışığımızla fark yaratmanın zamanı da geldi. Kesinlikle. Aynen. Evet. Eğer istiyorsan, yani arabayla ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var, çok şey var. Bir dakika hemen bitireyim. Tamam abi söyle. Arabanın ben o kadar, yani hemen bir an önce insanlar kullansın ve yollara çıksın tamam, istiyorum. Hemen. Uzatmayacağım. Yok estağfurullah. Satışçılar gibi arabayı pazarlamayacağım ama gerçekten aracın parametrik dinamik çizgileri de çok önemli. Aracı çok kaslı ve güçlü gösteriyor. Ama içine oturduğunuz zaman da aracın içi bir o kadar sade ama teknolojinin bütün özelliklerini biz bu araçta kullandık. Çok yenilikçi teknolojiler kullandık ve aracın içine oturduğunuz zaman size bir böyle ayrı bir premium algısı sağlıyor. Ben gerçekten bize gelen geri bildirimleri de dikkate aldığımda müşterilerimiz çok olumlu geri bildirimler verdi. Süper. İnşallah Tucson Türkiye'de iyi bir performans gösterir bu son nesliyle. Ben tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok zaman da harcamak istemiyorum. Burada herkes bu şovu bekliyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun ama artık şunu da söyleyebilirim. Yani sadece bir araç tasarlamak değil, bir teknoloji tasarlamak durumunda olduğunuzda sen ikili konuşmamızda söylemiştin. Evet. Gerçekten ben kullandığımda gerçekten kullanıcıya bir teknoloji hediye ettiğinizi de görüyorum kesinlikle, bu arada. Kesinlikle. Biz teknolojinin bütün en son yeniliklerini Tucson'da kullandık ve böyle bir muhteşem bir araç yarattık ve ortaya çıkardık. Umarım Türkiye'deki tüm Tucson hayran kitlesi aracımızı beğenir. Ve ulaşılabilir fiyatlarla da evet onu da duydum. Evet ulaşılabilir fiyatlarla da sunmuşsunuz. Evet, evet. Sadece Tucson'u daha önce bilenler, Hyundai'yi daha önce bilenler değil, hiç bilmeyenler de bence çok çabuk bu arabaya ısınacaklar. Evet. Çünkü gerçekten dördüncü nesil bizim ilgimizi çeken, yolda baktıran bir model olmuş. Evet. Işığıyla fark yaratan bir araç geldi. Eğer izin verirsen şimdi misafirlerimizi lütfen çağırmak istiyorum. Evet bekletmeyelim daha fazla. Efendim sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. Harika bir şov bizi bekliyor. Bu yüzden de ilk önce Hyundai Türkiye Başkanı Sayın Mr. Kim'i büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Mr. Kim geliyor. Mr. Kim, welcome on board. This is your microphone. You can use it. Şimdi de efendim Hyundai Türkiye Satış Direktörü Mr. Ç büyük alkışlarınızla sahneye geliyor efendim. Onu da alalım. Mr. Ç, welcome. Buyurun. Mr. Ç, welcome. Okay, this is an incredible night. We are together. There is a
beautiful scenery and beautiful orchestra with us. And what do you want to say for tonight and Niftuson? As Hyundai, we believe in a dream. We believe that humanity's dream of safe and free mobility as well as a peaceful life is possible. We take every single step to make this dream come true. And now, we are about to take a big step. New Tucson, new horizons, new dreams. Thank you, Turkey. Süper, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok kısa çevireyim size. Efendim, Mr. Kim dedi ki başkanımız, aslında ben de bu hayale çok inandığım için gördükten sonra gerçekten katılıyorum. Biz Hyundai olarak bir hayalin gerçek olabileceğine inanıyoruz dedi. İnsanlığın huzurlu bir yaşam sürmesi kadar güvenli ve özgürce seyahat etmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz dedi. Tüm adımlarımızı da bu hayalin gerçekleşmesi için atıyoruz dedi. Şimdi büyük bir adım var önümüzde dedi. Yeni Tucson, yeni ufuklar, yeni hayaller ve teşekkürler Türkiye. Merhaba Türkiye dedi. Tucson artık yollara çıkacak dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. And your turn. What do you want to say about tonight? Okay, first, merhaba Türkiye. Var. Merhaba, merhaba. Mr. Che. Okay. So we brought you the best vehicle in its class, the SUV that combines technologies with the artistic touch. So is that your new companion? Yeah, yeah. Okay. So okay, I'm ready. Yeah, so we are celebrating a great day here with a unique drone show. So I'm very excited. I think you too, right? I'm very excited, yeah. Okay, so I'm sure. So let's start? Yeah, let's start. But first I will translate. Okay, okay, right, just okay. A moment for our audience. Şöyle dedi ki efendim Mr. Che, merhaba Türkiye dedi. Onu zaten hep beraber duyduk. Size sınıfının en iyisi olan teknolojiyle sanatsal dokunuşu birleştiren SUV'yi yeni yol arkadaşınızı getirdik dedi ki gerçekten yol arkadaşımız bence. Burada büyük bir günü alanında bir ilk olan harika bir drone şovuyla kutluyoruz. Ben çok heyecanlıyım dedi. Bana da sordu heyecanlı mısın dedi. Gerçekten ben de inanılmaz heyecanlıyım şu an olacaklar için. Eminim ki sizler de öylesiniz. Dolayısıyla yavaş yavaş şimdi asıl şovumuza doğru geçiyoruz. Şimdi şovumuzun ben size şöyle anlatayım. Gerçekten Tucson I will translate and I will announce the new show, drone show about something about technical things. Sorry about that. I will translate later to you. Okay. Şöyle ki şimdi bizim gerçekten hazırlığımız çok uzun bir süreç aldı. Bir burada yani bir Tucson'u Tucson'un yolculuğunu gökyüzünde tarif etmek, gökyüzünde anlatabilmek için hep birlikte bir çaba sarf ettik. Sağ olsun Murat Bey, Mr. Kim, Mr. Che hep destek oldular. Dedik ki biz acaba bugüne kadar olduğundan farklı olarak bir aracı, Tucson'u gerçekten övünmekte yerden göğe kadar haklılar ama yerden göğe doğru çıkarabilir miyiz acaba dedik. Ve bize dediler ki yapabilir misiniz, yapabilir misiniz? Şu an gerçekten İstanbul'un bir inanılmaz manzarasında bu semalarda birazdan Tucson'u gökyüzünde görmek istiyoruz. Birlikte birazdan bir start vereceğiz. Onlar verecekler startı ve gökyüzüne doğru aslında Tucson'u inanılmaz bir Türkiye yolculuğuna, inanılmaz bir Anadolu yolculuğuna doğru buradan İstanbul'dan, İstanbul'un en güzel manzaralarından uğurlayacağız. Şimdi eminim ki ekran başında bizi izleyenler sabır... Evren çok heyecanlıyız, hadi. Evet, hadi. Geliyor abi, hadi. Geliyor. Arkada. Heyecanınızı anlıyorum, ben de heyecanlıyım. Bekliyorum bütün sistemin kurulu olmasını. Çok az kaldı. Şöyle buradan şimdi birazdan izleyeceğiniz şeyler gerçekten İstanbul semalarında belki de ilk kez denenen, ilk kez yapılması sağlanan şeyler. Rekor kıracağız. Rekor kıracağız. Aynı zamanda da bütün İstanbul, bütün Türkiye bizi bugünlerle, bugünden yıllar geçtikten sonra diyecekler ki... Hep seni hatırlayacaklar. Evet, Hyundai Tucson, sizi hatırlayacaklar. Diyecekler ki Hyundai Tucson'un o inanılmaz lansmanı, inanılmaz şovunu hatırlıyor musunuz? Gökyüzüne adınızı yazmıştı. Şimdi efendim çok az kaldı. Son 30 saniyemiz tüm sistemlerin kurulması için, tüm sistemlerin çalışıyor olması için. Nefesler tutuldu. Ekranların başında izleyenler de hazır. If you are ready, now... Yes. One, two, and three, let's fly! Yeah!
Sen, ışığın peşinden giden, karanlığın tam ortasında yolu, yolculuğu aydınlatan. Sen, sadece aydınlatmak değil, o hikayeye ışık saçmak için bir adım atan. Şimdi senin zamanın, şimdi senin yollara adını yazma zamanın. Tucson, teknoloji ışığa, görünürlüğe, içten bir merhabaya dönüştü. Hadi yakınlaş, uzaklara gideceğiz. Hadi yakınlaş, birlikte yepyeniyi keşfedeceğiz. Işık tutmak için Tucson hazır.
Şimdi sıra sende. Sana ilham veren kanatlarını tak. Özgürlüğe yelken aç ve en önemlisi ışığınla fark yarat. Dünya, o büyük, koskoca dünya senin şimdi. Senin ışığına doğru dönüyor. Her noktasında, her koşulunda senin ışığın var artık. Her yolunda, her hayalinde. Hemen yanı başında, hep bildiğin, hep güvendiğin, gurur duyduğun biri var şimdi. Tüm insanlığın huzur dolu bir yaşam sürmesi kadar güvenli ve özgürce seyahat etmesi düşüne inanan Hyundai Tucson var şimdi. Yeni bir adım at. Sen ışığınla fark yarat. Efendim, sizlere bir söz vermiştik. Bu gökyüzünde Tucson'un adını yazacağız. İstanbul semalarında Tucson olacak demiştik. Şimdi işte Tucson gökyüzündeydi. Türkiye'de yapılmamışı ilk defa biz denedik. Tucson artık yollarda, yolculuklarda,
kalplerinizle sizlerle buluşmaya hazır. En yakın zamanda yollarda, yolculuklarda yeni Tucson'la kanatlarınızı taktığınız, ışığınızla fark yarattığınız yollarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.